Abi tırla yüzle çarparsan ne olur? Ölürsün. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya şu haritada... Ne yapıyorsun Mazda abi? Mesleğinin, tamam mı? Evet. Avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunu böyle bir çoklu bir pencereden bakmak istiyorum abi. Şu anda avantajlarından bahsedelim derken Gökhan ani bir fren yap. Ortadaki mi frendi? Nasıl? Nasıl fren? Bir dakika lan, sağdan çok fena geliyor. Abi bak aslaya geçtim Gökhan abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynayacağız ve bu oyunu yanımda bulunan Logitech G29 Driving Force Set ile oynayacağız. Birazdan kutuyu açacağım, sizlere ürünleri tek tek göstereceğim. Hadi bakalım başlıyoruz iyi seyirler. Arkadaşlar sizler için kutudan çıkan ürünleri masamın üzerine dizdim. Görmüş olduğunuz setimizin, modelimizin ismi Logitech G29 Driving Force. Direksiyon bildiğiniz araba direksiyonlarıyla birebir aynı olarak üretilmiş. Öyle ki kaplaması deriden ve elle dikilerek yapılmış. Diğer oyun direksiyonlarından farkı ise 900 derece döndürülebiliyor olması. Bu sayede araba park ederken yaptığınız direksiyon manevralarının aynısını bu setle de aynen aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca çift motorlu geri beslemesiyle direksiyon sizlere aynı araba sürüyormuş gibi bir kuvvet uyguluyor. Yani her konumda rahat rahat çevirmeniz mümkün değil. Bu da gerçekçiliğe büyük bir katkı sağlıyor. Pedalları bile aşırı gerçekçi. Öyle ki frene bastığınız zaman gerçek arabalarda nasıl frene böyle biraz yavaş bastığınızda ağır ağır gidiyor. Bunda da aynı şekilde ne kadar kuvvetli basarsanız frene veya aynı şekilde gaza araba oyunda aynı tepkileri veriyor. Bu size tamamıyla gerçek araba sürüyormuşçasına bir deneyim yaşatıyor. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Direksiyon setinin üzerinde görmüş olduğunuz PlayStation 4 kolunda bulunan bütün tuşlar var. Bu tuşlar neye yarıyor? Bu tuşlar oyun esnasında klavyeyle pek fazla haşır neşir olmadan menülerde rahatlıkla dolaşabilmenizi sağlıyor. Kısacası arkadaşlar, evde güzel bir sürüş keyfi yaşamak istiyorsanız bu seti, yani Logitech G29 Driving Force'u tercih edebilirsiniz. Aşağıda linkte, açıklamalar kısmındaki aşağıdaki linkte arkadaşlar ürünü satın alma linkini koyuyorum. Dilerseniz oraya tıklayıp ürünü satın alabilirsiniz. Videoya geçiyoruz efendim. Şimdi test sürüşüne çıkacağız. İyi seyirler olsun. Like butonuna dokunmayı unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu anda yanımızda gerçek tırcı, tırların üstadı Fazla abi var ve Firek var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Münih'teyiz. Münih'ten Viyana'ya yolculuğumuz başlıyor. Lakin yolculuğa geçmeden önce like butonuna dokunmayı unutmayın. Devamını bekliyorsanız eğer ki kesinlikle dokunun. Ayrıca Discord linkimiz aşağıda açıklamalarda mevcuttur. Gelin beraber konvoy yapalım efendim. Devamını sizlerle beraber çekelim. Uzun yollar boyu konvoy yapalım. Bir de muhabbet yapalım, döndürelim böyle. Muhabbetli ETS'ler gelsin istiyorsanız like'a bir ufaktan dokunduruverin. Şu an yolculuğumuz Münih'ten Viyana'ya. İstanbul'a kadar yolculuk yapmayı düşünüyoruz. Bu arada damperleri de ben almadım. Bu yanımdan geçen kim? Tamam. Utku'ymuş. Fazla abi, gidiyorum. Keyifler nasıl Fazla abi? Dur şöyle Utku'ya bir selektör yapayım. Bir de vitesleri attıralım böyle. Yaldır yuldur vites değiştirsem kusura bakmayın, ben gaza geliyorum ufaktan. Buradan sağdan ayrılacağız. Sağdan doğru akalım. Bu arada arkadaşlar şöyle gece yolculuğundayız şu an. Uzunları da şöyle yakayım. Uzunlarla gidelim. Daha güzel olur. Etrafı daha iyi görürsünüz. Bu arada Merso'nun içi çok fena. Geceye denk geldik, yapacak bir şey yok. Fazla abi, tırın iyisi hangisidir? Volvo'dur. Volvo mudur tırın iyisi? Aynen. Volvo'nun parçası herhangi bir ama... lafı var mıdır abi? Böyle bir atasözü var mıdır? Kamyoncu sözü? Abi direkt Volvo'nun çıkışında, fabrika çıkışında Globetrotter yazar. Ha, evet, da... yazar onu. Yani? Nedir o? Nedir o? Nedir abi? Dünya yollarında demekmiş. Evet. Dünyanın her yerinde. Durumlar nasıl? Abi şükür iyi. Sen nasıl nasılsın bu yani? Bu acaba kaç basıyor en fazla ya? 110'a sabit demişler. Çıkmıyor mu? 120 yazıyor da. 110'un üstüne çıkmıyor mu? Attım 12. vitese.
Yok, çıkmıyor arkadaşlar. Kalkıyor muyuz? Işıklarda kalkıyor muyuz? Alırım anahtarını ha. Ben kalkarım da ben şimdi vitesi tek tek attığım için hani hızlı vites geçişi yapamayabilirim. Sen o... benim dibime girme. Şeridinde bir kal da. Vitesten sonra hallederiz abi. Vitesi sonra konuşuruz. Olur canım, ne olacak canım ya? Ya arkadaşlar bakın, yemin ediyorum. Saat kaç oldu? Oyunda, oyunda gece oldu. Biz de gecedeyiz ya, bu arada. Yargıcım. Hı. Ya bulaşmadık adam. Kurcalamadık ayar. Hiç çok şey çok ortalığı karıştırdım arkadaşlar. Yolda başımıza şey, bir sürü şeyler geldi. Önümüzü tıkadılar. Kornaları çaldılar. Ondan sonra inin aşağı dedik, inmediler. Aksiyonlar yaşadık. Şu an tatlı tatlı gidiyoruz. Adamları banlattık. Şu an keyifler bizim. Viyana yolları açık. Viyana'da hep bizim sıkıntı oluyordu Viyana'ya. Ne zaman gitsek. Bir de gitmiş. Burada gerçek tırcı adam var. O adam bile tek dorsa almış. Gitmiş arkadaşlar. Çift dorsa almış. Evet, dorsamı bıraktım. 20 metre. 20 metre. Ev gibi dorsa. Bu dönmüyor buradan falan diyor böyle bir. Ya iki... Atır diye çevirmeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi dedemin bir lafı vardır benim. Ucuzdur vardır hilleti, pahalıdır vardır hikmeti derdi rahmetli. Ondan sonra baktım en pahalı dorsa hangisi? Dorsa al dediler bana. Aldım dorsayı. Bir baktım dorsa meğersem iki katlıymış. Şu an dorsayı bıraktım bu arada. Çünkü böyle çok rahatsız oluyor dorsayla gitmesi. İki dorsaymış. Meğer pahalılığı ondanmış. Bu arada aynı Recep İvedik gibi hani öküzler baş vermeden kör ne? Kör müzaha topallamaz. Ekinler baş vermeden kör müzaha topallamazmış. Yani, öyle bir şey vardı. Öküzlere de baş vermesin burada yargıçları. Sıkıntı var. Gerçekten üstüme alındım burada. Sıkıntı olabilir. Benim de aynı dedemin de öyle bir sözü vardı. Recep İvedik'in babaannesi gibi bizim dedemin de bir sözü vardı. Ucuzdur vardır hilleti, pahalıdır vardır hikmeti. Ne demiş burada üstad? Bir de şey vardır abi, sen onu bilir misin? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Fazla abi nedir buradan anlamamız gereken? Ucuzdur vardır hilleti, pahalıdır vardır hikmeti. Kim malı diyeceksin, geçeceğim ucuza. Yani diyor ki burada yazarımız demiş ki ucuz mal almayın. Ne yapıyor Fazla abi, hayırdır ya? Fazla abi ucuz mala falan saldı bu arada. Adam geçerken benim aynaya taktı. Ya bir şey söyleyeceğim, yolda bir de bulaşmıyor muyuz? Bak yolda... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçek hayatta yapamadıklarını burada yapıyor abi. Yapar. Tehlikeli bak. Ben sana söyleyeyim, vallahi yetişmiyor, yetişmiyor. Ya bir şey söyleyeceğim, ya şu haritada... Ne yapıyor Fazla abi? Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya bir yolda bir gidemedik ya lan. Frene asıldı. Yapacağımız işi o kadar gözünüzü seveyim ya. Ya Utku bir saniye bir bakar mısın ya? Bir saniye. Bakarım da. Bir yaklaş tarafa bir saniye. Bir dakika ya. Bir saniye. Şurada ya. Bir boşa takayım şunu. Bir dakika. Tak bakayım boşa. Evet, bir dakika. Fazla abi bende gidiyor geliyor. Fazla abi farları mı kapadın yine? Ne yaptın? Fazla abi farları kapama. Fazla abi kapama var Fazla abi. Fazla abi bir şeyler var abi. Bir şeyler yazdı. Sen de gidip geliyor. Ben mi gidip geliyorum? Sen de gidiyor muyum? Testten kaldım. Ayo. Aynen diyor bir de. Hadi gidelim hadi. Ya. Hadi gidelim. Rahat sakin bir gidelim ya. Ama ne yapayım? Evet. Evet Fazla abi. Allah. Anlat abim. Anlat. Bu tırcının, tırcı mesleğinin zor yanları. Lan var ya şu Brezilya'nın onun lan, peşine lah, takılırdık lah, lan. Lah yeter artık. Şu Brezilya'nın peşine takılırdık ya. Takılalım bak, o iş makinesi yüklemiş. Ama hızlı gidiyor ki. Ben çeviririm onu. Çevireyim mi? Az yavaşla tek şeritli olacak. Çevireyim ya, tek şeritli ki. Onu çevirme ya. Ban yeme şimdi. Yok çevirme gitsin. Gitsin ya. Fazla abi abi yollar mollar nasıl, uzun yollara gittin mi, yurt dışına çıktın mı, bunlar önemli sorular. Ben önce şunu sormak istiyorum abi, tırcılık mesleğinin, tamam mı? Evet. Avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunu böyle bir çoklu bir pencereden bakmak istiyorum abi. Şu anda avantajlarından bahsedelim derken Gökhan ani bir fren yapıp önüme kırıyor.
Ya zaten yargıç sessiz duruyorsa bil ki bir şey planlıyor, anladın mı? O ses çıkarmıyorsa aynen. Öfürünü çektim, öfürünü çektim. Yani. Aradan sıyrıldım ya. Bembeyaz oldum. Bir dedim ki tırcının dedim reflekslerini bir kontrol edelim dedim ya. Ama nasıl geçtim böyle tereyağına? Güzel geçti. Sola atardım kendimi de dedim atmayayım şimdi. Biraz daha atacaktım sola. Orada bir yılanlık yer bıraktım abi. Bir yılanlarsın orada diye. Ey yavrum ben. Yavaşladım hadi gel. Eski tırcılardan kim kaldı? Geçtim aradan ya. Bu arada arkadaşlar vitesle kavga ediyorum. Ben de böyle bir vites değiştirirken böyle şey vardır. Araba kullananlar da olur böyle. Hele büyük araç kullanan varsa böyle minibüs falan otobüs. Böyle hatta atarsın böyle. Bende de öyle vitesi atma huyu. Sen o zaman manuel biliyorum. Seviyorsun abi. Ya manuel yok ya. Ben manuel seviyorum kardeşim. Ben bu manuel tembelim, böyle... tembelim. Araba işinde tembelim birazcık. Peki Gökhan abi senin böyle bir sıkıntılı yani böyle tırlarla biliyorsun yani tırların. Şimdi genelleme yapmayayım yanımda da tırcı var ama. Evet. Yani bazı abilerimiz kardeşlerimiz hani sıkıntılı kullanabiliyor taksi gibi tır kullanıyor. Ben senin sana bir tane anımı anlatayım. Bak bir tane zibidilik zamanlarım. Tamam mı? Evet. Örnek almayın arkadaşlar. zibidilik zamanlarım böyle. Ergenlikten yeni çıkmışım falan. Böyle yaşım 19, 18, 19. Zibi benim bir önüme geçindi. Bende o zaman araba vardı. Arabada Utku şey Honda Civic. Tamam mı? Tam o araba. O şey arabası o. 2008 2008 Honda Civic zibidi arabası benim araba. Evet. Basık mıydı abi peki? Var mı koylover moylover bir şey? Tabii canavar canavar. Cam ateş filmleri ediyor. Falan. Ateş ediyor. Ondan sonra bu Bağdat Caddesi falan biliyorsun meşhur oralardan. Abi böyle giderken böyle yanıma bir tane tır yanaştı. Tamam mı? Aynı böyle bizimki gibi dampersiz bir tır yanaştı. İçinde bir tane genç bir eleman üzerinde siyah böyle hani atletler olur ya siyah böyle sporcu atletler hani böyle. Yapılı mapılı bir abi tamam mı? Tamam görselini atarım. Ondan sonra arabayı tırı modifiye ettirmiş. Her tarafı ışıklı. Tamam mı? En sevdiğim. Abi ondan sonra müzik son ses açık. Dıptıs dıptıs çalıyor. Zannedersin ki böyle hani şeye bir spor arabaya binmiş hani şekil yapacak caddede. Abi ben o abileri abi çok özür dilerim sözünü keserim. O abileri hani bu H100'ler oluyor ya abi tüp dağıtıyorlar. Bilir misin o araçları? Fşşş diye giden o arabalar var. O abiyle o abi aynı adam bak abi tamam mı? O tırla o adam yanımda, aynı adam. Yanımda da bir tane eleman var. Bana ne dedi biliyor musun? Camım açık benim de. Ben Sagopa çok dinlerim. Bangır bangır Sagopa çaldırıyorum. Ondan sonra el kol yaptı falan. El kol yapınca gördüm. Kalkalım mı dedi. Şey var mıydı dorsesi? Yok dorse yok. Bildiğin sadece ön kafa. Kalkalım mı dedi. Nereye kalkalım mı dedim. Tamam mı? Bayağı dedi ya yapıştıralım dedi. Tamam yapıştıralım dedim. Abi tır kalkar mı ya? Kalkar mı diye demeyin. Kalkıyor abi o tır. Kalktı mı abi? Kalkıyor. Ya, kalkışta geçti mi? Geçtiyse tamam. Abi kalkıyor öyle. Kalkar mı demeyin yani. Kalkıyor. Abi direkt 5 deflem attı o demek. Abi Bostancı'dan sahilden Bağdat Caddesi'nin o giriş hani Bostancı otopark vardır. Bilenler varsa Anadolu yakasında İstanbul'da oturanlar. Oradan bir yapıştırdık. Göztepe'ye kadar yapıştırdık. Göztepe'den sonra ben ayrıldım. Döndüm sonra E5'e falan çıkacaktım işte. Döndüm ayrıldım ben oradan. Giderken falan havalı korna basıyor falan. Abi sende de kornalara böyle şey taktırma şeyi var mı hastalığı böyle? Baba kornası çalıyor yani böyle. Godfather. Sizin tırlardan birine şoför koysa ne yaparsın abi onu? yandı Gökhan abi. Yandı orada. Abi şimdi aldı şoför diyelim. Gitti şimdi diyelim. Bir havalı korna ya. Şey çalıyor mesela. Ya bizde şöyle bir durum şu var. Şu çalıyor mesela. Dıt dırı 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 dırı. Yok yaptırmam onu ya. He? Coşkun abi. Yaptırmam onu ya. Ya sen abi, haberin yok canım. Geldi mesela. Sibel yasağı var diye biliyorum ben ha fazla abi. Ya şimdi
Onlar da desibel yasağı olayı, standart kornası neyse o, standart dışı varsa cezalı. Cezalar ya, ağır mı abi? İçemedim ki, ne bileyim. Ne bileyim onu da içmedim ki. İçmedim ki. Şimdi bizi de tırlara isim koyarsın. Mesela Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden bir dorse aldık. Dorsenin adı Çerkeşli kaldı. Çerkeşli. İstanbul'dan bir tane tır aldık, Mercedes Akso. Tırın kornası. Bizim altımızda olan mı? Ha yok, daha da bunun bir önceki modeli değil mi abi bunun? Şey ya, bu tek çeker. Bizimkiler çift çeker şu anda. Bunun bir önceki ya, bu oyunda var o. Tek çeker. Peki abi bu Merso'lar mı pahalı, senin Merso mu pahalı? Bak, senin kullandığın pahalı şu anda kullandığın. He. Çift çeker bu, senin kullandığına 110 ton at bana mısın demez. Peki abi neden bunun yerine Volvo'yu tercih ediyorlar? Madem öyle. Abi şimdi Volvo'nun tercih edilmesi ya, yerine göre değişiyor. Bizim Ankara'da ağır nakliyeciler %99 Volvo alır. Bir klasik olmuş yani. Man alırlar, Volvo alırlar. Yani adı çıkmış diyelim. Adı çıkmış diyelim. Öyle mi oluyor? Adı çıkmış da böyle şey. Yani bizim PUBG oyunumuzu beğendiremediğimiz şeyler gibi yani. Çok yere vururum şu anda da, vurmak istemiyorum. Bir geldiler bana yere. Girince çıkamıyorum. Aa, yol kapalı oğlum. Ne oluyor yol lan kapalı, yine? Yol kapalı. Lan oğlum bir yeter, bizi bir salın. Vuracağım şimdi ha vallahi. Yol kapalı, girin. Yol kapalı. Fren nerede, fren? Ortadaki mi frendi? Nasıl? Ortadaki mi fren? Nasıl fren? Bir dakika lan, sağdan çok fena geliyor. Abi makasaya bak, makasaya geçti Gökhan abi. Sen. Aha. Makasaya makasaya geçti abi. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Ben de yaparım. Hayırdır oğlum sen? Makasa tahta geçtim. Hayırdır oğlum sen? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce banlanan iki tane arkadaş vardı ya abi. Evet. Bence bunların yan çarları onlar ha. Belli abi, çünkü durduk yere niye kesiyorsun oğlum önümü benim? Bir frenleyelim bakalım, şunlarla bir konuşalım olmazsa. Biz de bu yolu kapatmadık mı? Durdum lan buraya. Dur yargıç buraya. Kes önünü, ben arkada kaldım. Gel gel gel. Patlayacak patlayacak patlayacak. Gel. Gel, takla attım ona, ne oldu? Ben patlamam ya, arkadan vuruyor. Ona sıkıntı olur. Abi yargıç sağa kapasana, yargıç sağa. Aa, geçemedi. Kaldı. Baksana hallerine, baksana bir şunları. Bir dakika kardeş. Dur, iki. Hayırdır kardeş? Ha, ne oldu lan? Ama infazlımı saldı. Oo, gitmiş. Sandoronika gitmiş, ben sana diyeyim. Çıkmış, şeyin üstüne çıkmış. Arkadaş yukarıya çıkmış, kimle, yukarıya. O arkadaş kimle uğraştığını bilecek yargıç tane. Dur, tamam, arabayı kaldıramıyor. Arkada kaldım, geçemiyorum şimdi. Abi bunlar birazdan çıkar zaten, sen merak etme. Kaldık mı yolun ortasında? Bunlar birazdan çıkar. Ay fazla abi, yan yola girsene, ters yola girsene fazla abi. Dur ben tarlaya giriyorum. Ben abi şeyi oğlum, kaldıramadım. Sen nereye gidiyorsun? Ben şeyi kaldırdım. Tırı kaldıramıyorum. Dur. Heh. Ya nasıl kaldıramıyorsun? Kaldırdım abi, tamam. Bu zamanda. Abi bak, kaldırdım. Kalkalım. Fazla abi sen de bu şeyin elemanın yanından git abi. Aynen. Dur. Geçebildin mi Fazla abi? Geçebildin mi? Geçiyorum. Ben bununla oynayayım, seni durdurmasın. Allah önüme kırdı bu. Oha. Ya bunun var ya, yatacak yeri yok bunun da. Hayırdır kardeş, nereye gidiyorsun? Adam geçmeye çalışıyor. Bırak geçsin. Hadi. Nereye, öyle kolay yok. Öyle kolay lan, şey. Raporlanacağız ya. Harbi diyorum, raporlanacağız. Bir hafta bana yedik. Ben size diyeyim. Ya abi kime denk geliyorsa, kim o geliyorsa bize denk geliyor ya. Şuna bak, hareketlere gel. Bir şey diyeceğim, ben gene stop ediyor, bir şeyler ediyor. Kalksana evladım, niye kalkmıyorsun? Geri kaçıyor, debriyajdan ayarı yarbaş çek. Yarım debriyaj. Bir dakika, şu an sıkıntım var. Heh, kaldırdım, tamam. İşte arkadaşlar, sabahtan beri şu gördüğünüz olay var ya. Bunun hepsi, sabahtan beri bununla uğraşıyoruz işte. Geldiniz mi? Geldik, Viyana'ya tamam, geldik zaten. Viyana'ya geldik mi? Geldi, ben geldi. Şu arada, bu arada şeyi nasıl değiştireceğim? F1 mi? Yok, F1 değil. Şey, direkt 1-1. 1 mi? Yok, onu demiyorum ya. Neyi? Şu sağ ekranda hasar masar yazıyor da bende, o yüzden. Ha, F3. F3 mü? F3. F5, F5. F3, F5 yani. Navigasyon al, F5 yap. F5, tamam, okey. Tamam, şunu bir de aktaralım şöyle, 7. vitese. Heh, 8. Adam bana arkadan 100 ile çarptı, bana hiçbir şey olmadı ha bu arada. Abi tırla yüzle çarparsan ne olur? Ölürsün. Zor, bence bilinmesi zor bir soru değildi. Motor arızası. Geldik Viyana'ya, geldik zaten.
Dur, Viyana'da ben şu ilk girilen sol yerde giriyorum abi, sizi orada bekliyorum. Motor arızasıyım, dur. İnşallah stop etmez. Ettirdin mi? Tekrar çalıştırıyorsun. Turn on your evet, headlight, headlight diyor. Dur bakalım. İşine yakışıyor. Yakılı. Dur. Yakılı. Sinyali de yaktım yanlışlıkla. Burada garaj var. Bu Viyana'nın garajını da alırız hemen. Ay alalım ya. Viyana'nın garajına gidelim o zaman ya. 8 tane dik buradan. Buradayız gel. E haydi o zaman şöyle bir Viyana'ya doğru yanaşalım. Arkadaşlar güzel bir ETS videosu olduğunu düşünmekteyim. Devamının gelmesini istiyorsanız like butonuna abanın. İstanbul'a kadar böyle yolculuk yapa yapa gidelim. Hatta ilerleyen bölümlerde siz de katılın. Öyle yapalım yani. Uzun uzadıya bir konvoy yapalım böyle. Konvoy yapa yapa hep beraber gidelim. Yatırıcı muhabbeti. Tabii muhabbet de yaparız, muhabbet de çeviririz. Sizlerden böyle anıları olanlar varsa onları da alırız hatta videoya. Böyle güzel birlikte bir şeyler yaparız isterseniz. Hadi bakalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz Viyana'ya geldik. Şöyle bir ufaktan yanaşayım ben. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.